Selam, ben Dilara, kanalıma hoş geldiniz. Bugün benimle birlikte iş görüşmesine hazırlanacağız. Bugün bir iş görüşmem var ve iş görüşmesine hazırlanırken saçımı, makyajımı ve kıyafetimi sizlere de göstermiş olayım diye düşündüm. Çünkü şimdi tam böyle artık hani mezuniyete yaklaşıp iş aradığımız bir dönem. Ben de bu aralar bunlarla çok uğraşıyorum. Ve bugün hazırlanırken hep beraber hazırlanalım diye düşündüm. İlk önce yapmak istediğim, bu arada kıyafetimi giydim ama tabii ki siz şu an hepsini görmüyorsunuz. Sadece üzerimdeki ceketi görüyorsunuz. Şimdi şunları bir ayırayım. Bir yüzüm gözüm bulaşmasın saçım. Evet. Şimdi nemlendiricimi zaten sürdüm. Hemen fondötenimi sürüyorum. Normalde H&M'in süngerlerini çok sevmeme rağmen bunu sevmedim ve bu şu anda ıslanmış hali ama gördüğünüz gibi şişmiyor ve çok sert. Ama şimdi el mahkum kullanıyorum. Bu arada bu benim 3. görüşmem. Evet, daha önce 2 tane görüşmeye gittim. Bu 3. Şu anda aslında biraz değerlendirme aşamasındayım diyebilirim. Bugün burayı da gördükten sonra değerlendirme yapacağım ve tabii bugünkü de olumlu geçerse arasından bir tercih yapacağım. Bu arada hangi alana müracaat ettiğimi, hangi alana başvurduğumu size söyleyeyim ama nereye, spesifik olarak nereye başvurduğumu söylemeyeceğim. O biraz bana özel kalsın. Ben biliyorsanız aranızda bilmeyen vardır diye söylüyorum. Marmara Üniversitesi Alman Dili Edebiyatı son sınıf öğrencisiyim ve geçen sene pedagojik formasyonumu aldım ve bu sene ve stajımdan sonra benim için en uygun meslek öğretmenlik olduğuna karar verdim ve şu anda çeşitli özel okullara başvuruyorum. Şimdi ben bu ürünü yeni aldım. Elfin Light Beige isimli bir concealer'ı. Fakat ben bunu corrector niyetine kullanıyorum. Ama bu çok ince yapılı bir ürün. O yüzden ben hemen bunu süngerimle yedirmiyorum. Bunu biraz burada bekletiyorum. O esnada göz makyajımı yapacağım. Şöyle göz kapaklarıma da bunu sürüyorum çünkü benim göz çevrem, artık beni tanıyorsunuz, çok damarlı. Bu arada saçlarımı boyadığım videoda saçlarıma da açıcı, saçlarım değil, kirpiklerime de açıcı sürmüşüm. Muhteşem değil mi? Şimdi bunu hemen bir sabitlemek istiyorum. Bunun için ten rengime uygun bir far kullanacağım. Çok böyle belirgin bir göz makyajı yapmayacağım tabii ki. Daha böyle natürel, daha böyle doğal duran bir makyaj istiyorum. Zaten bence uygun olan da o. Çok böyle bağıran makyajlar yapmayın. Şimdi ben yine aslında burada önümde 1, 2, 3, 4 palet var. Ama ben bugün evet bunu kullanayım. Revolution Pro markasının, bunları Rossmann'dan alabilirsiniz. Şöyle göstereyim. İsmi galiba bu. Tabii buradaki bantı o kadar iğrenç duruyor ki. Ve ama önce kaşlarımı taramak istiyorum çünkü çok aşağı düşmüşler. Göz altımı da şunu bir yayayım. Şimdi başlayalım. İlk olarak Gaius isimli ya da şu farı kullanacağım. Bu böyle çok güzel bir sütlü kahve. Yani kahve tonları ve toprak tonları kullandığınızda hiçbir zaman hata yapma şansınız olmuyor. Ve her göz rengine yakıştığı için garanti oluyor. Ben sadece göz kapaklarıma bugün, pardon, biraz derinlik katmak istiyorum. Bu arada buralarım çok silcelendi. Ve nedenini bilmiyorum. Ben biraz böyle gözümün içine de getirerek yayıyorum. Ve bayağı geniş ve çok da düzenli olmamış bir şekilde bunu yayıyorum. Bu böyle bizim ana geçiş rengimiz olacak. Sonrasında daha böyle simli, daha böyle açık bir renk kullanacağım. Bunun için Sofix paletinden, bu muhteşem bir palet, şunu kullanacağım. Bunun ise bir oturtma fırçasına ihtiyacım var. Ama nerede? Tekrar sütlü kahvemi alıyorum ve bunu karıştırıyorum. Bu sefer daha çok iç kısmını karıştırıyorum. Bakın daha böyle. Şu an ışık da o kadar kötü ki. Işık şu an çok kötü, biraz böyle idare edeceğiz. Hava çok kapalı. Bu. Daha fazla yapacağım bir şey olmayacak. Şimdi eyeliner, ben son zamanlarda eyeliner pek çekmiyorum. Onun yerine siyah ya da koyu kahve bir parlak, böyle daha buğulu bir görüntü elde ediyorum eyeliner fırçasıyla. Bunun için bir eyeliner fırçası kullanacağım ama hemen getiriyorum fırçamı. Bu fırçayı yakın bir zamanda aldım. Eclipse markasının çok güzel bir eyeliner fırçası ve gördüğünüz gibi çok ince. Böyle ince fırçaları özellikle uygun fiyata bulmak çok zor. O yüzden eğer sizin de böyle bir kesik uçlu eyeliner fırçasına ama ince olan, mesela bu. Bu kalın. Görüyor musunuz? Bu kalın. O yüzden çok ince çalışamıyorsunuz. Ama bu incecik. İncecik. Ve ne kadar aldım? 9.90 civarı bir fiyatı vardı, yani şaka gibi. Ve tutuşu, her şey çok güzel, çok beğendim. Ama henüz kullanma fırsatım olmamıştı. Şimdi ben koyu kahve bir renk alıp göz kapağıma önce dip line uyguluyorum. Ve bunu uygularken de böyle karıştırıyorum. Biraz daha yukarıya doğru. Fark ettiniz mi bilmiyorum, ben böyle gözlerimi sabit kapalı tutamıyorum, bakın. Şimdi rimelime geçiyorum. Ben daha önceden curl kullanıyordum ama suya dayanıklı olanı kullanıyordum. Bu suya dayanıklı olmayanı. Ben de ne acıyor diyorum ya. Neyse, bu suya dayanıklı olmayanı. Ve ben bunu çok sevemedim açıkçası. O Sephora'nın rimelleri güzel. Suya dayanıklı olanı, hani gerçekten dünyanın en kalıcı rimeli. Ama onu bulamadım. Galiba satılmıyordu artık. O yüzden bu bittikten sonra Sephora'nın başka suya dayanıklı olanlarını deneyeceğim. Çünkü bu çok çabuk akıyor. Gözüne bulaştırdım. Biraz gözünüz yaşardığında buralara siyah siyah bulaşıyor. Aşağıda kaldım. Şimdi çok da hareket etmemem lazım. Rimelim çok ıslak, çok yeni bir rimel olduğu için ben tek kat uyguluyorum. Yapışma. Şimdi göz altıma hemen bir kapatıcı uygulayacağım. O sabitlenirken şöyle kapanmasını istediğim. Tamam. Nerede benim dünyalar güzeli süngerim? Şimdi bunun için böyle bakmam lazım. Evet. Bu biraz sabitlensin. Ondan sonra tekrar kullandığım sütlü kahve tonuyla göz altından da geçeceğim. Ama şimdi kaş altımı da aydınlatayım. Göz üstüm tamamen bitmiş olsun. Evet. Şimdi çok severek kullandığım ve yeni almış olduğum bir ürün. Hello Halo isimli Wet n Wild'ın yeni çıkarmış olduğu bu likte aydınlatıcılar. Benimki böyle pembe olanı. 3 tane farklı ton var. Daha altın olan da var. Ben biraz böyle uyguluyorum. Biraz allık gibi uyguluyorum. Bu şekilde. Bence güzel oluyor. Yani sadece highlighter olarak değil de biraz da allık olarak uyguluyorum. Bunu dudağınıza bile uygulayabilirsiniz. Bakın güzel oluyor. Dudağa da uygulanabilirdi yani. Bugün mat olacağım. Tamam. Şimdi bunu da hemen süngerimle yedireyim. Şimdi konuşmasam ve anlatmasam bu makyaj gerçekten 10 dakikada bitecek bir makyaj. Bakar mısınız? Çok güzel duruyor. Çok fresh. Ve şu an güneş olmadığı için çok fazla yansımayı da göremiyorsunuz ama çok güzel bir yansıması var. Gerçekten yazın vazgeçilmez bir ürünüm olacak. Likit bir kontür ürünü de bulduğumda artık ben pudra ürünleri tamamen hayatımdan çıkaracağım. Şimdi bunu da yaptım. Şimdi kontüre geçelim. Hemen kontürünü yapacağım. Ben hayatımda hiç allık bitirmedim ama galiba bu allığı bitireceğim. Rivalda Loop'un Rosewood isimli 04 numaralı bu allığı. Bakın ilk defa bir allıkta şunu görüyorum. Bunu da hemen uygulayacağım. Biraz böyle pıt 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 uyguluyorum. Çok da highlight'ını yok etmek istemediğimden. Ve hani allık allık durması yerine biraz renk var. Şimdi göz altlarım da hazırdır. Hemen onlara da az önce kullanmış olduğum sütlü kahveyle geçeceğim. Biraz daha derinlik katacağım ve sonra ruja geçip makyajı bitireceğiz. Hızlıca saçımı yapacağım. Kıyafetimi giyeceğim ve giyerim aslında. Size göstereceğim. Ve bitmiş halini göreceksiniz. Bitti. Hemen rujumu da süreyim. İlk olarak Flormar'ın 201 numaralı kalemini uygulayacağım. Ve sonra Biolis'in Kissit isimli 124 numaralı Chilling rengini kullanacağım. O çok güzel bir nude. Ve ben Biolis'in rujlarını oldukça da kalıcı buluyorum. Şimdi göz makyajım ve ten makyajım bitti. Şimdi saçımı yapacağım hızlıca. Sonra da kıyafete geçeceğim. Evet, açıkçası saçlarıma ne yapacağımı pek bilemiyorum. Birazcık dalgalı mı yapsam diye düşünmüyor da bilmiyorum. Biraz deneyelim. Yani dalga var ama yok gibi. Çok böyle dalga dalga duran bir saç değil de. Ben geçen gittiğim iş görüşmesinde mesela saçlarımı toplamıştım. Bugün toplamak gelmiyor içimden. Biraz böyle hislerimle hareket. Biraz böyle hislerimle hareket etmeye çalışıyorum. Genelde öyleyimdir zaten. Mesela ilk önce başka bir kombin yapmıştım. Şu an giydiğim birçok insanın tercih etmeyeceği renkler, özellikle iş görüşmesi için. Ama yani ben herkesin yaptığı şeyleri yapmak zorunda değilim. Siz de değilsiniz. Size kendinizi iyi hissettiren bir renkte kumaş ürünlerle yine de şık olabilirsiniz. Sadece siyah kumaşlar değil güzel olan ya da sadece beyaz gömlek güzel değil. Başka şeyler de deneyebilirsiniz bence. Saçımı böyle diyorum, tamam. Şimdi de size hızlıca kombinimi de göstereceğim. İlk olarak böyle güzel bir ışıkta makyajımı görün. Bayağı hani sadece gözleri ön plana çıkaracağımız bir makyaj yaptık dediğim gibi. Böyle altın renkte bir küpe taktım. Boynum boş. Sonrasında böyle bir blazer ceket tercih ettim. Bunu Bershka'dan almıştım. Böyle şu an beyaz gözükse de aslında pudra renginde. İçime beyaz askılı bir bluz. Ve hemen altına güzel oturan bir gül kurusu renginde kumaş bir pantolon giydim. Ve beline de böyle bir fular takmak istedim. Renk tonu uyuyordu diye. Hem buradaki pudra ya beyaz, hem buradaki beyaz pudra biraz ceketime uygun, hem buradaki renk pantolonuma uygun diye kendi kemerini kullanmak yerine bunu kullandım. Ve bu daha güzel yaptı bence kombini. Ve bir de aynada göstereyim size. Şöyle görüyorsunuz. Böyle görüyorsunuz. Terliklerim. Böyle gördüğünüz gibi. İki tane önerim olsun istedim. Eğer ben illa siyah giymek istiyorum derseniz de böyle siyah bir kumaş pantolon ve üzerine dantelli bir bluz giydim ve yine aynı ceket var üzerimde. Ben siyahta daha iyi hissediyorum ama çok da böyle siyah beyaz değil de başka bir şey istiyorum derseniz ceketinizi farklı kullanabilirsiniz. Bu pudra bir ceket. Bu da çok güzel oldu. Altına da illa topuklu giymeniz gerekmez. Böyle çok güzel babetler alabilirsiniz. Bunlar da güzel duruyor. Bu da ikinci kombin önerisi olabilir sizin için. Evet, size iki farklı kıyafet önerisinde de bulundum. İçinde kendinizi en rahat hissettiğiniz kombini bence tercih edin. Çünkü neticede siz oraya gidip kendinizi tanıtacaksınız. Ve kendinizi rahat hissetmediğinizde rahat tanıtmanız da mümkün olmuyor bence. O yüzden mutlaka kendinizi rahat hissettiğiniz bir kıyafet seçin. Eğer ben siyahlarla daha rahatım diyorsanız tabii ki siyahları tercih edebilirsiniz. Ama tamamen siyah olmayayım derseniz beyaz böyle çok patlak bir renk olduğu için böyle daha pudra bir ceket tercih edebilirsiniz. Ya da benim gibi tamamen kuralları çiğneyip, aslında bir kural değil bu ama tamamen gelenekleri çiğnemek daha doğru cümle, evet. Benim gibi gelenekleri çiğneyip pudra bir kombinle, pembe bir kombinle de gidebilirsiniz. Size kalmış yani. Neyse, ben izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dediğim gibi bu benim ilk iş görüşmem değil. Olumlu sonuçlandığında size bir vlogda ya da Instagram'da bildiririm. Instagram'da beni takip etmek istiyorsanız buraya Instagram ismimi yazıyorum. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Orada mutlaka YouTube'da bildirmesem de orada mutlaka bildiriyorum. Ve bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Bu videoyu beğenip ufak da bir yorum bırakırsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Sizleri çok seviyorum. Başka videolarda umarım görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.